Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın NATO'ya karşı Ukrayna'ya başlattığı operasyonlara yanıt olarak mali ve askeri kurumları kapsayan yeni yaptırımlar getirdi. Paket kapsamında 100'e yakın firma veya kişiye ihracat kısıtlaması uygulandı. Ayrıca Avrupa Birliği de 200 şirket ve kişiye yönelik yaptırım kararı aldı. Yaptırımların operasyonların başlangıcından beri tek seferde en fazla yaptırım öngören paket olduğu söyleniyor. Açıklamada yaptırım uygulanan şirketlerin ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirtildi. Şirketlerin 63'ü Rusya'da, 16'sı Türkiye'de, 8'i Çin'de, 4'ü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 2'si Kırgızistan'da bulunuyor. Yaptırım uygulanan şirketlere ilişkin Türkiye'den bir açıklama gelmedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımlara yanıt olarak Rusya'ya girişi yasaklanan AB yetkilileri ve politikacıların listesini genişletti. Açıklamada Avrupa Birliği tek taraflı aldığı kısıtlayıcı tedbirlerle Rusya üzerinde baskı kurmaya yönelik sonuçsuz kalan girişimlerini sürdürüyor denildi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın NATO'ya karşı Ukrayna'ya başlattığı operasyonlara yanıt olarak mali ve askeri kurumları kapsayan yeni yaptırımlar getirdi. Paket kapsamında 100'e yakın firma veya kişiye ihracat kısıtlaması uygulandı. Ayrıca Avrupa Birliği de 200 şirket ve kişiye yönelik yaptırım kararı aldı. Yaptırımların operasyonların başlangıcından beri tek seferde en fazla yaptırım öngören paket olduğu söyleniyor. Açıklamada yaptırım uygulanan şirketlerin ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirtildi. Şirketlerin 63'ü Rusya'da, 16'sı Türkiye'de, 8'i Çin'de, 4'ü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 2'si Kırgızistan'da bulunuyor. Yaptırım uygulanan şirketlere ilişkin Türkiye'den bir açıklama gelmedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımlara yanıt olarak Rusya'ya girişi yasaklanan AB yetkilileri ve politikacıların listesini genişletti. Açıklamada Avrupa Birliği tek taraflı aldığı kısıtlayıcı tedbirlerle Rusya üzerinde baskı kurmaya yönelik sonuçsuz kalan girişimlerini sürdürüyor denildi.